çok güzel geçti. Çok da çabuk geçti. Atladık ve Karasu'ya geldik. Karasu'ya geldik. Karasu'dayız şimdi ve Karasu'yu keşfedeceğiz. Bugün size şöyle bir etrafı, şöyle bir sahili, şöyle ufak tefek mekanları bir gösterelim. O zaman içeriğimize videomuz başlasın. Evet arkadaşlar, şimdi Karasu sahilde sevdiceğimle beraber Biraz gezinti yapalım. Karasu'nun şöyle boydan boya bir üst kısmını sizlere gösterelim. Bir de daha sonrasında sahili gösterelim, kumsal kısmını. Evet, şöyle. Burada yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapmışlar. Bu çok güzel ağaçları dikmişler, palmiyeleri dikmişler. Geçen sene zaten inşaat halindeydi buralar. Evet. Yani yapımı devam ediyordu. Şöyle. Etraf. İleriye doğru gidelim. Güneşten gözümü açamıyorum bu arada. Evet evet, bayağı güneş var. Bir de akşamın saat 5'i, yani akşam saatinde çıktık. Ona rağmen bayağı güneş yakıcı, evet, kalıyor. Bayağı yakıcı. Bir akşam yürüyüşü yapalım dedik. Gündüz denize girdik. Akşam da yürüyüşümüzü yapalım. Bu arada dün bayağı bir yürümüşüz, çekim yapmadık ama. Evet. Yani 15 bin adım atmışız değil mi? Evet, evet, evet. Bayağı yürüdük. Sahil de bugün dalgalı. Evet. Hatta denize girilmesi şu anda yasak. Çok fazla dalga var burada. Ama yine de girmeye devam eden insanlar var. Evet, şimdi kameranın yönetimini ben aldım. Evet. Buyurun efendim. Evet efendim. Karasu sahildeyiz, geziyoruz. Şöyle bir etraf dolaşıyoruz. Biz de şöyle ufak bir Karasu turu yapalım sizinle birlikte. Bu çevreye gelmemiş, görmemiş olan arkadaşlarımız da bizle beraber en azından bu çevre hakkında bir fikir sahibi olsunlar istedik. O yüzden de küçük bir Karasu vlogu çekmek istedik sizlere. Burası çok güzel, denizi çok soğuk. Dün akşam üzeri biraz yürüyüş yaptık. Günlük güneşlikti, eve dönerken bir anda yağmura yakalandı. Böyle de değişken bir havası var. Hiçbir şey yoktu ha, değil mi? Evet. Bayağı bir güneş yakıyordu, evet, yani. Evet, bir anda bulutlar yani, hatta ben sana bir hortum gördüm, gösterdim. Evet evet, sana hortum gösterdim. Denizin ortasında ileride. Yani çekilebilecek kadar bir mesafesi olsaydı onu da çekmek, evet, isterdik, evet, size. Bayağı uzak olduğu için çekmedik. Ve o hortumu gördükten sonra uzaktan 3 ya da 4 dakika, yani çok fazla bir zaman dilimi geçmedi. Sonrasında bir anda boran fırtına Karasu yapacağını yaptı yani. Hatırlıyor bayağı musun? Daha önce, 2 sene önce galiba geldiğimizde yine olmuştu. Evet evet. Yani buranın havası gerçekten çok değişken. Günlük güneşlikken bir anda hava patlayabiliyor. Yağmur yağabiliyor ve bir anda kış moduna geçebiliyor. Yanılabiliyorsunuz yani dışarıya çıkarken. Şu anda zaten deniz alabildiğine dalgalı. Gösterelim. Bayağı bir fırtına yani. Hemen böyle sahil boyunca zevkinize uygun müzik çalan yerler var. Karasu'ya gelirseniz eğer o mekanlarda da gidip vakit geçirebilirsiniz. Müzikleri dinleyebilirsiniz. Hatta oynayabilirsiniz. Halay çekip horon tepede. Bir kere geldiğimizde sen kurtlarını dökmüştün. Evet, bayağı bir oynamıştım aslında. 2 sene öncesi kadar falan. 2 sene önce falan yani. Çok da güzel geçmişti. Sen öyle dışarıdan izlemeyi tercih ettim. Daha çok etrafı böyle keşfederek, daha çok yürüyüşler yaparak geçirmeyi tercih ettik.
şimdi de sevdiceğimle beraber Karasu sahilini boydan boya sizlerle beraber gezmeye devam edelim. Sahili göstermek istiyorum. Hem yürüyelim hem biraz sohbet edelim. Bu arada hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın ki bu keyifli vloglardan mahrum kalmayın. Bugün hava bayağı bir esintili. Evet, bugün bayağı esiyor ya. Esintili bir havası güneş var. Güneş yakıyor ama bayağı bir evet. Esintili. Öğlen saatleri bayağı sıcak oluyor burada arkadaşlar. Yani bence o sıcaklıkta denize bile gidilmemesi gerekiyor. Bayağı sıcak. Şu anda da sıcak ama bir nebze serinledi akşam üzeri olduğu için. Biraz daha serin diyebiliriz. Evet, nereye gidiyoruz acaba? Evet, şimdi meşhur Karasu sahiline, yani kumsalına gidiyoruz. Sahilinden kumsala geçiş yapıyoruz. Evet. Dalga kıranların oraya. Hazırlık yapıyorsun galiba. Evet, çünkü... Hazırlık yapıyorsun. Hazırlıklı gelmedik, o yüzden paçaları sıvamak lazım. Aynen. Şimdi burada konuşmamız çok çıkmayabilir çünkü çok aşırı rüzgar var. Evet. Biz sadece kumsalı çekelim. Görsellerle sizi... Bu güzellikleri takipçilere gösterelim. Evet, bu görsel görüntülerle sizleri baş başa bırakalım. Sevdiceğimin kadrajından. Gidip size göstereceğiz.
karşı tarafa geçtik çünkü şu diğer taraf inanılmaz güneş. Bayağı bir yandık orada. Gölge tarafa geçtik. Kafelerin olduğu tarafa geçtik. Burada çok fazla emlakçı var. Yol boyu emlakçılar var. Şimdi yolun bu tarafında yürüyoruz. Sevdiceğimle beraber. Evet arkadaşlar, burada şöyle çok güzel bir balkabağı gördüm. Hatta şurada çok güzel bir şey daha var, onu da çekelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyuncak gibiler. Evet. Şurada bir iki tane daha var sanırım, onları da göstereyim size. Daha yakından da gösterebilirsem. Daha güzel olur. Bakar mısınız? Oyuncak gibi. Çok güzel. Görmek çok güzel. Şöyle bahçe yapmışlar sanırım yol kenarında. Domatesler de var. Bakın şurada da domatesler var. Daha olmamışlar. Göstereyim size de. Gördüğünüz gibi yeşiller şu anda. Biz bahçe görünce dayanamıyoruz, çekmeye başlıyoruz. Şurada da pembe domates var, kocaman. Şurada. Şurada bu da pembe domates. Şurada da biberler var ileride. Biz yolumuza devam edelim. Bu görselleri de size çekmek istedik. Şu kocaman bir bal kabağı. O zaman biz yolumuza devam edelim. Evet. Aman Allah'ım. Anlatmaya gerek yok. Maşallah. Arkadaşlar bu çevrede inanılmaz derecede market var. Yani bildiğimiz ucuzluk marketleri. Bazıları saat 11'e kadar açık. Bazıları 10.30, bazıları 10'a kadar açık. Adım başı market var yani. Şu an sezon. Tam sezonda geldik biz bu sene tatile. Sezon olduğu için çoğu market çok geç saate kadar açık. Bu konuda da bilginiz olsun. Bu mekanda akşamları müzikli, şarkılı eğlenceler yapılıyor. Yolunuz düşerse buraya da gelebilirsiniz. Şu an gündüz saati olduğu için durgun. Akşamları canlı müzik var burada. Burada da böyle kapısında çiçekli böcekli bir şeydi, bir mekan gördüm ve tekrardan vlog devam ettirdim sevdiceğimle. Burası da böyle bir mekan. Böyle süs olunca biz çok severiz. Çekmeden de geçemeyiz yani. Şöyle bir. Süslü yerler gördük mü dayanamayız. Hemen kameramızı elimize alıp çekimi başlatırız. Yalnız ben ileride bir yerde bizim mekanlardan birini görüyorum. Bayağı da bir acıktım, söyleyeyim sana. Evet. İster misin sana güzel bir? Çok acıktım. O zaman bizim mekana geçelim ya. Geçelim. Takipçilerimizle de sen paylaşalım. Sen de istersen eğer. İsterim tabii. Bizim Karasu'ya geldiğimizde sürekli gittiğimiz bir yer var arkadaşlar. Şu an burada 3 tane şubesi olmuş. Bu şehri keyfi kebap yeni açılmış sanırım. Geçen akşam gittik. Çok güzeldi. Başarılıydı zaten. Şimdi tekrar gidelim. Sevdiceğimle bir şeyler atıştıralım. Sizle de mekanı içeride paylaşalım. İçeriye doğru gidelim bakalım. Sizi döndüremedim buna. Kısa kısa çekelim bu güzel eve.
Burası zaten çok güzel bir yer. Biz öncesinde de sürekli geliyoruz. Geldiğimiz bir yer. Biz bir bakalım, bir karar verelim. Sonrasında da devam edelim. Evet, ne söyledik bugün? Valla şimdi orada Antep'i görünce benim canım bir lahmacun çekti. Evet. Lahmacun tadına bakalım. Geliyor sanırım, servis de geliyor. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun. Vallahi çok güzel geldi. Efsane. Ben bir fotoğraf almadan başlamayacağım. Evet. O zaman bize... Afiyet olsun. Afiyet olsun, biz bunları soğutmayalım. Sıcak sıcak yiyelim. Bu arada yeni gelen abonemize hoş geldin diyorum. Aa, teşekkür ederiz. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz yeni abonelerimize. Ve bu vloglarımızı izleyen yeni değerli arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Sizler abone olun ki bizler sizlere daha çok vloglar çekip daha güzel mekanlara gidip daha güzel mekan önerilerinde, tavsiyelerinde bulunalım. Ben ara ara şöyle sizlere Karasu manzarasını, sahilini de gösteriyorum arkadaşlar. Kendimi de göstereyim şöyle sizlere. Şimdi burada başka bir mekan daha var şöyle. Zaltı Şahane adı altında arkadaşlar. Burası da güzel bir mekan. Biz şimdi yemeğimizi yiyip çayımızı içtiğimiz için bu mekanı size şöyle dışarıdan göstermiş olalım. Evet, burası Zaltı Şahane'ydi ama yeni adı Zaltı Karasu. Evet, ama burası da güzel bir mekan. Burayı da tavsiye ederiz. Gelip burada da bir şeyler yiyip bir şeyler içebilirsiniz. Belki vaktimiz kalırsa sonrasında oraya da gideriz. Kesinlikle. Vakit olmazsa da bu da gelip vakit geçirebileceğiniz ve bizim onayımızdan geçen mekanlardan bir tanesi. Şöyle sizlere çekmiş olalım arkadaşlar. İçerisi de şöyle. Evet, yine burada biz bir güzellik bulduk. Güzellik bulduk ve sevdiğimle açtık tekrar kameramızı, kadrajını arkadaşlar. Nedir bu? Ya ismi aklıma bakar mısın gelmiyor ne ama kadar güzel şu arkadakine. Çok güzel bir şey, elimle girmiyor. Bak bak bak, şuna bak, şuna çok şuna güzel. Çok şu bak, gösteriyorum. Şu mu? Bak kameraya bak, göreceksin şu. Ha. Ne kadar güzel. Çok güzel. Çok güzel yani. Bir bahçe. Şu tarafta da var bak. Ben zaten çiçeklere bayılıyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. İstanbul'a döndüğümüzde bir botanik vlog daha çekeceğiz sizlere. Kesinlikle çekmemiz lazım. Evet. Çünkü beğenen takipçilerimiz çok fazla beğeni, çok fazla takip ve çok fazla izlenmesi oldu botanik videolarımızın, değil mi? Evet, baya evet. Baya izlendi. O yüzden sizlere daha güzel botanik videoları da çekeceğiz tabii ki bu gezi vloglarımızın yanı sıra. O zaman biz devam edelim. Arkadaşlar, yolda giderken böyle bir üzüm ve ben dayanamayıp hemen tadına bakmam lazım. Sevdiceğim diyor ki konuş diyor, ben dedim yok, önce bir yiyeceğim. Yemelisin. Var ya, bir şey diyeyim sana, kesin çekirdeksiz İzmir üzümü. Çok güzel. Evet. Şundan biraz çalmam lazım. Helal et amca. Helal et teyze, üzümünden aldık azıcık şöyle. Biz yolumuza devam edelim arkadaşlar. Üzümleri yerken. Şimdi üzümleri yerken yolumuza devam edeceğiz ama ben bir salkım daha gördüm. Gel gel benimle gel. Şu güzelliğe bir bakar mısın? Bakar mısın şu güzelliğe? Harika ya. Bence tadına bak. Yani insan bunu koparıp yemeye kıyamaz ama ben bir tadına bakacağım. Bakar mısın şu güzelliğe? Ben şu çiçeklere bayılıyorum. Bunların adı neydi? Hatırlamıyorum ya. Ben bunların adını hatırlamıyorum ama ben bu çiçekleri çok seviyorum. Adını bilenler lütfen yoruma yazsın arkadaşlar, olur mu? Ben bu çiçekleri çok seviyorum. Bakın ne kadar uzun. 2 metre galiba ya. 2 metre mi bunun boyu? Ne bu böyle? Bu bence 3 metreyi geçmiş.
Bayağı boyu var. Arkadaşlar burada bir mekan daha var şöyle kahve içilen. Buraya da gelebilirsiniz. Burası da güzel bir yere benziyor ama biz gitmedik. Tavsiye edebilirim. Gidip bakabilirsiniz. Çok fazla döndürmek istemedim. İnsanlara rahatsızlık vermeyelim diye. Bu mekana da gelebilirsiniz ama. Evet, sen çok güzel mekanlar çekiyorsun. Güzel çekimler yapıyorsun ama bence şu görüntüye bir bak. Baksana. Evet, bir de şu gelen yağmur yağacak. Bak köpek kardeş. Köpek kardeş. Ne haber? Gel bakalım, sevelim ne seni. Gel. Ne haber? Durmadı. Seni ya. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet, şöyle kısa bir gezinti yaptık. Kısa bir karısı gezintisi yaptık. Güzel mekanları sizlerle paylaştık. Şimdi dinlenmeye eve geçiyoruz. Yarın daha çok güzel bir yere gidip, çok güzel bir içerikle sizlerle birlikte olacağız. O zaman bir başka vlogda görüşmek üzere.